ALB World kanalından herkese iyi günler. Tarihlerimiz 7 Mart Perşembe. Grafiklerle tüm piyasalar yayınında yine birlikteyiz. Bugün stratejist Cüneyt Paksoy hocamla birlikte, hocamı da eklemek istiyorum oraya. Önce yurt dışı, sonra yurt içi dolardan Borsa İstanbul endekslere kadar bütün piyasaları tek tek konuşuyor olacağız. Hocam hoş geldiniz. Selamlar Meryem. Kolay gelsin. Güzel bir yayın olsun. Hocam şimdi isterseniz yurt dışı tarafıyla başlayalım. Orayı bir özetleyelim. Neler oluyor anlayalım. Akabinde de hemen yurt dışı tarafa geçeriz. Dün Amerika'da ADP özel sektör verileri açıklandı ve bunun beklentilere yakın gelmesi, faizlerdeki gerileme. Powell konuştu dün bir de hocam. Oradan sonra Powell'ın konuşması sonrası teknoloji hisseleri önderliğinde Amerikan hisselerine bir yükseliş gördük. Dolar endeksi geriliyor. Ve altın da yükseliyor, hatta rekor kırıyor. Biz de bu altının yükselişine geçen haftalarda işaret etmiştik. Yayınlarda konuşmuştunuz hocam. Powell'ın aslında konuşmasına baktığımızda yeni bir şey yok orada. Ama korkulduğu kadar şahin olmaması da tepki için, tepki alımları için bir fırsat oldu da diyebiliriz. Bugün ve yarın Amerika'da yine veri akışı yoğun olacak ama hani ben daha fazla detaya girmeden şunu sormak istiyorum hocam. Özellikle yarın da Amerika'dan istihdam verisini alacağız. Eğer orada bir güçlü gelen bir veri görürsek ya da başka hangi senaryo borsa ve altın yükselişlerini Amerika'da tersine döndürür? Neler söylersiniz yurt dışı tarafı ile ilgili? Sevgili Meryem, şimdi güzel toparladın, ağzına sağlık. Ama evet, Şahin değildi ama güvercin de değildi. Değildi. Aslında nötr bir Powell vardı ve yani şu cümle çok önemli. Bir noktada başlayacağız dedi. Yani en azından piyasa 2024'te faiz indirimini cebine aldığını netleştirmiş oldu bir kez daha Powell'ın ağzından. Zaten hani bu belliydi de. Şimdi Mart olmayınca, Mayıs'ta olmayacak, Haziran'da veya sonrasında mı tartışırken en azından ya yapmaz mı noktasına gelmeden piyasalar yapılacağını bir kez daha anlamış oldu. Ama net olarak ne zaman başlayacak ve kaç faiz indirimi ve toplamda kaç baz puan yapılacağına dair netlik yok an itibariyle. Powell'ın konuşmalarında da böyle bir netlik yok. Şu ana kadar FED bölgesel başkanlarının konuşmalarında da bir netlik yok. Orada da bir simetri demeyeyim, asimetri devam ediyor. Örneğin bugün Kaşgari'den gelen bir yorum vardı. İki faiz indirimi dedi. Hani üçlü noktasal grafik? Şimdi oy hakkı olur olmaz ayrı bir konu ama neticede FED'in kafası net karışık. Önceden başlamak istemiyorlar, geç kalmak istemiyorlar. Bunu nasıl anlayacaklar? İşte tarım dışı istihdam verisi onlardan biri. İşsizlik tarafında bir problem yaşanmadıkça Fed'in manevra alanı devam edecek. Büyüme tarafında bir problem yaşanmadıkça Fed'in manevra alanı devam edecek. Enflasyon aşağı inmedikçe Fed şahin kalmaya manevra alanı kullanarak devam edecek. İşte böyle bir ortamda benim için önemli tarih 20 Mart. Sen de geçen yayınlarda söyledik. 20 Mart'ta Fed netleşecek. Toplantısında yani. Ve orada noktasal grafiklerde bir değişim var mı? Haziran'a bir vurgu var mı? Net bir vurgu. Yoksa Haziran sonrasına dair bir algı mı oluşacak? Bu da piyasaların kaderini belirleyecek. An itibariyle direnen bir piyasa var pozitif tarafında. Hani dolar endeksi bir miktar geriledi, bu önemli. Çünkü bugün aslında Avrupa Merkez Bankası'nı da göreceğiz. Yani Avrupa Merkez Bankası'nın kararları da önemli olacak. Bir değişim beklemiyoruz ama Haziran'da bir faiz indirimi Lagarde ve ekibinden gelir miye piyasa bakacak, oraya bakacak. Orada açıkçası ben Fed'i bekleyecek bir Avrupa Merkez Bankası bekliyorum. Çünkü teknik resesyon bir tarafta bir tarafta henüz netleşmeyen enflasyon süreci Avrupa'yı da sıkıştırıyor. Ekonomik olarak ajandası Fed'e göre daha problemli bir Avrupa var. Teknik resesyon vesaire ama faiz indirim sürecini de başlatmaları için bir miktar Fed'in kapıyı açması gerekiyor gibi geliyor bana. Önden başlarlarsa bu sefer Euro dolar paritesini düşünemiyorum. Çünkü dolar endeksi 103'lere inmişken Avrupa Merkez Bankası desteğiyle yukarı yönlü. Parite, Euro dolar paritesi Euro aleyhine aşağı yönlü hareket eder. Onun için bugün
öğleden sonra verilecek mesajlara da konsantre olacak piyasalar. Ama yani asıl önemli tarih tabii ki FED olacak. Avrupa Merkez Bankası ayrı bir tarih olarak kalacak. Altın, evet söylemiştik. Yani güvenli liman artı FED faiz indirimleri, emtia gömleğini giymesine sebep oldu. Ama en sonunda teknik olarak aşırı alımın, aşırı ilginin, global ölçekteki o talebin getirdiği bir yükselişle karşı karşıyayız. Zaten bunu bekliyorduk. An itibariyle bu yükselişin net olarak içindeyiz. Diyelim ve hemen ilk, çünkü bizde daha çok daha fazla konsantre oluyoruz. İlk grafikte yurt dışından iki grafik aldık bugün biliyorsun. Ons altın grafiğiyle başlayalım. Bugün her zamankinden farklı bir grafikte geldim sevgili Meryem. Daha çok aylık grafikte geliyordum. Fakat bu bir haftalık grafik gördüğün gibi. Ve haftalık grafik içerisinde Fibo seviyelerini de baz alarak yani o 2011-1921 tepeleri ve Aralık 2015-1046 dibi üzerinden bir çalışmayla ötelediğimiz zaman geldiğimiz seviyenin önemli bir Fibo seviyesi olduğunu görüyoruz. Yani 2150'lerdeyiz ya, zaten bekliyorduk orayı. 2080 kırıldığı andan itibaren oraya gelecekti kitabi olarak çok net. Orası ama tam 2150 değil, 2166 sevgili Meryem. Eğer biz burayı aşarsak hareket, önce bir 2250'ler var ama %161.8'e gider genelde hareket. İşte orası da 2464 yani 2500'den kabaca. Oraya kadar altında alan açıldı. Aşağı geri gelişler yani düzeltmeler, Şahin bir miktar FED algısı veya farklı dinamiklerle bir miktarda kar beklentileriyle yani kar aldı piyasa cebine koydu bir miktar düzeltme oluşursa 2080-2040 bizim için çok önemli destek bölgesi olarak takip edilecek. Oranın içinde ve üzerinde kaldıkça da 2166, 2250 ve 2464 yani 2500 kabaca seviyeler masada olmaya devam edecek. Ama bu grafiğin önemli bir ara iki tane bölgesinin olduğunu hatırlatarak altını bitirelim. 2800 var ve 3300 var. Hani biz aylıkta bir 3000 çiziyorduk ya o çanak tamamlaması. Bu haftalık bazlı çalışmada bize iki tane ayrı alan da koyuyor ons altın. Bu tabii bugünden yarına değil. Burada kaç sene sıkışmış? Yani kaç senelik bir sıkışmadan bahsediyoruz? Kaç senelik bir grafikten bahsediyoruz? Ama o son çanaktan sonra oluşan yapı bir yandan toba da görünüyor. Kitabi olmasa da toba diplerde aranır ama bir yandan o çanağın kulbu gibi. Evet, hani fincan çanak ne dersen orada bir çoklu çalışma gibi böyle tam tuttun çevirdin gibi bir zaman içinde formasyon hızlanabilir. Özellikle de 20 Mart'tan sonra altın hareketlerine ekstra bakacağız. Dolar endeksiyle beraber biraz global piyasalardaki Kızıldeniz vesaire listeleri de fiyatlandığını görüyoruz altın tarafında. Gelelim S&P'ye hızlıca. Sevgili Meryem, S&P'de de senle geçen hafta da söylediğimiz o önemli bölgenin içinde kalmaya devam ediyoruz. Yani önemli bölge, önemli direnç de o çok önemli bir direnç. Evet. O 5100'ler dediğimiz alan çok önemli bir alan. Bu aylık bir grafik. Geçen hafta anlatmıştık sana seninle bunu. 2008 krizinin öncesini de alıyor içine. Yani yaklaşık 24-25 senelik bir grafikten bahsediyoruz ve parabolik trendin gücünü gösteriyor. Daha 1575 görebilmiş 2008 krizinden önceki S&P'nin 666 seviyesinde 2009 Mart'ında dibini yapmasından itibaren devamlı yukarı gittiğini gösteren bir grafik ve en fazla 120 aylık ortalamalarda kendini dengeleyen bir grafik. Geldiğimiz nokta çok kritik bir seviye sevgili Meryem. Çünkü o ikinci düzeltme seviyesinin %161.8 seviyesi 5096 diyor yani 5100 kitabi ifadeyle. Buranın üzerinde kalmaya çalışıyor. Bir satış yedi dün biliyorsun. Evet. Şahin olabilir FED ve beklentiler alınır gerçekler satılır yeterince fiyatlandı çünkü kar marjları takdir edersin. Eğer 5100 üzerinde kalabiliyorsa zaten gidebileceğimiz alan açık. Arada 5200-5400'ler var ama 6000'lere kadar alan açılıyor aylık bazda. Ama buradan dönüyorsak bir kez daha stopu hatırlatalım mı?
4750, 4850, 5000 altında kaldıkça. Orası kırılmamalı. Kırıldığı andan itibaren düzeltme derinleşir. 4400, 4650 bütün borsaları etkiler. 4750, 4800'e kadar gelip orayı kırmıyorsa kısmen etkiler. Ama ikinci refleks olarak gelişen piyasalar, hatta para akımı da başlayabilir. Yavaş yavaş buradan çıkan kar satışlarıyla oluşmuş karı bir miktar gelişen piyasaları değerlendirmek isteyen bir profil de oluşabilir. Ama 20 Mart ve sonrası S&P bu grafikle izlemeye devam edeceğiz. Günlüğe sonra geçeceğiz diyelim. Yurt dışını bu şekilde tamamlayalım. Bize geçelim sevgili Berna. Hocam şimdi birkaç gündür satış vardı borsada. O yüzden bugün özellikle yayınımızı bugün çekiyor olmamız bence daha önemli oldu. Tabii işlerimiz dolayısıyla bu hafta aslında Perşembe'ye bıraktık ama şöyle bir yurt içine baktığımızda dün keyifsiz bir seyir vardı borsada. Döviz talebinin yüksek olduğunu görüyoruz hocam ve bankalara döviz satışıyla ilgili limit getirilmesi, orada bir makas açıldı. Kapalı çarşıya müşteriler akın ediyor. Ciddi bir marj var aslında arada. Dolar tarafına da bugün bakacağız ve HSBC'nin dolar TL tahminini yukarı yönlü revize etti. Normalde 2024 yılı sonu için 33 lira hedef fiyatı veriyordu. Bunu 36'ya yükseltti. Çünkü banka analizinde şunu söylüyor. Değer kaybı beklenenden daha hızlı gerçekleşiyor diyor. CDS risk primi hocam yükselişe geçti. Bu sabah biraz daha geri çekildi. Hem kurun hem CDS'in yükselmeye devam etmesi ne anlama gelir? Yani bu senaryo devam ederse ne olur? Endeks son 4 işlem gününü hocam kayıpla tamamlarken bugün baktığımızda %2'den fazla bir prim var. 8957 bandındayız. Ve artık düzeltmeyi tamamladık mı hocam? Ne dersiniz? Özellikle dolar ve borsa tarafını çok merak ediyoruz. Evet Meryem, hepimiz açıkçası merak ediyoruz. Ben de merak ediyorum. Şimdi ben bunu anlatmakla yükümlüyüm, evet, stratejist olarak tabii ki yorumlayacağım. Ama yorumlarımız öngörüler üzerine kurgulu. Kimse geleceği birebir %100 bilemez, takdir edersin. Ha, öngörülerimizin gerçekleşme yüzdesi bizim analiz başarımızı gösterir. Bu sadece bu şekilde tanımlanır. Neticede yarın ne olacağını, çünkü piyasalar öyle dinamik yerler ki sevgili Meryem. Yani haber akışları değiştikçe fiyat marjları da değişiyor. Biz 10-15 gün öncesine kadar çok farklı bir perspektifte bakıyordum işe. Şimdi bugün itibariyle politika faizi bir 500 bas puan daha yükselir mi? Yani 45'lerden 50'ye JP Morgan belirtti. Birkaç kurum hemen arkaya raporlar veya bilgi notları geçtiler. Bir Merkez Bankası'ndan ek faiz artışı beklentisi var. Hoş Sayın Mehmet Şimşek böyle bir şey olmadığını bilse de Merkez Bankası'nın sorumluluğundadır. Merkez Bankamıza güveniyoruz. Onun kontrolü altındadır diyerek aslında işi biraz da Merkez Bankası'na pas olarak gönderdi. Hem yani böyle bir şey yok dedi. Seçim sonrası netleşecek. Çok net olarak piyasada şunu görüyorum. Yani hem yüksek kur bekleyen de var, yüksek faiz bekleyen de var, daha yüksek. Her ikisinin bir arada olması, takdir edersin, kolay değil. Yani yüksek faiz varsa zaten yüksek kurun oluşma ihtimali azalır doğal olarak. Bu işin doğasında var. Burada biz 1,5-2 aydır konuşurken şunu söylüyorduk. Piyasada likitte fazlası var. Bu likitte fazlası oldukça mevduat faizleri düşüyor. Mevduat faizlerinin düşmesi dövize talep getirir. Evet. Şimdi o talebi görüyoruz. Seçim belirsizliği de var. Yani seçimin bir bitmesini bittikten sonra da mevcut politikaların devamını bekleyen bir yapı da oluştu içeride. Çok ekstremiter oluşmasa da, marjinal olmasa da böyle bir yapı var. Yani seçim riski almak istemeyen yatırımcı bir miktar kura yöneldik. Bir miktar kur korumalı mevduattan geri çekilmeler, osterizasyonun bir kısmı mevduatların düşük kalması sebebiyle bir dönem dövize geçti. Döviz tevdiatlarda bir artış gördük. Ve bütün bunların karşılığında Merkez Bankası rezervlerinde de bir azalış gördük. Evet. Tamam, daha önce bir rezerv biriktirdi ama o rezervi kullandığını bir miktar gördük. 10 milyar doların üzerinde bir rakamı şu ana kadar kullanmış oldu Merkez Bankası. Ha, dönemsel olarak ödemeler dönemi, yani vergiden tut da diğer dış ödemeler, iç ödemelerin de toplandığı bir bölüm burası. Yani Şubat, Mart, Nisan,
Mayıs bu Nisan'a kadar bu dönem bir miktar ödemelerin yoğunlaştığı da bir dönem. Aynı sonbaharda Rothschild'ların yoğunlaştığı gibi bu bir miktar ödemelerin de oluştuğu bir dönem ama beni tabii ilgilendiren senin söylediğin kısım serbest piyasa yani tezgah üstü piyasa dediğimiz kapalı çarşı fiyatlamasıyla interbank kuru yani resmi kur olarak belirttiğimiz kur arasındaki açılan makas bunu altın fiyatlarında da görüyoruz. Yani gram altın fiyatlarında da 150 liralık marjlar var. Dolar TL tarafında da interbank kuru 31.50-32 bandında 31.80'ler civarında ama serbest piyasada 33.50'den dahi fiyatlama oluştu. Her ne kadar Merkez Bankası'nın adımları geldi artışık olarak. Yani bir miktar kredi kompozisyonunu iyice kısmak adına bir zorunlu karşılık adımı getirdiler. Yani 200'lere çekip 200'lerin üzerinde bir faiz %200'lerin üzerinde 2'lerin üzerinde bir kredi kullanımı oluşursa tüketici veya şey noktasında bir tek bunun dışında otomotiv araç kredilerini bunun dışında bıraktılar ama zorunlu karşılığı bir seno kadar bloke ederek zorunlu evet. karşılığı getirme şartı ciddi bir sıkı para politikası adımı olarak miktarsal sıkılaşma ya da makro ihtiyaç tedbiri olarak görülür ama parayı sterilize de etmeye başladı biraz Merkez Bankası. Onun etkisini bir miktar mevduat faizlerinde görmeye başladık. Mevduat faizleri 46'lara, 48'lere, 50'lere doğru yani 45-50 bandına geldi. Fakat şimdi bu döviz talebi devam eder mi? Soru bu. Bu döviz talebi devam ederse seçimden sonra kur nereye gider? Onu anlamak adına iki tane de önümüzde hatta üç tane önemli deadline var. Biri 8 Mart dediğimiz yarın gerçekleşecek olan tarih Fitch. Bir Fitch'i göreceğiz sevgili Meryem önce. Fitch ne diyor bütün bu olaylara? Önceki kredibilite dahil, kazanılan kredibilite dahil son gelişmelere için yorumuna bir bakacağız. Sonrasında 20 Mart itibariyle bir FED'i göreceğiz. Bizim Merkez Bankamızı göreceğiz. Bizim Merkez Bankamızın toplantısı da çok önemli olmuştur bu arada. Net olarak söyleyeyim. Muhtemelen bu gelişmelere bir yorumlama gelecektir seçim öncesi. Sonra 31 Mart seçimleri ve ondan sonra Sayın Mehmet Şimşek'in belirttiği yabancı yatırımcı seçimden sonra gelecek mi? Evet. Yani döviz likiditesi artacak mı? Bu sorunun kilit noktası. Bunun için de bence sıkı para politikasına dört elde sarılacak bir Merkez Bankası kimliği olacaktır. Hazine Maliye Bakanlığı'nın da yapacağı seçimden sonra yapısal reform sürecini hızlandırmak olmalıdır. Bu borsa için de kıymetlidir. Kur tarafındaki denge için de kıymetlidir. Çünkü kur tarafındaki denge, her ne kadar ihracat tarafında daha yüksek bir kur talebi oluşsa da enflasyon geçişkenliği ve diğer dinamikler sebebiyle kuru belli bir seviyede tutarak gitmeliyiz. Ama ben HSBC'nin 33 seviyesine de rasyonel bakmıyordum kendi adıma. 36 seviyesine getirmesi de çok ekstrem bir marjinal değişim göstermiyor bana göre. Yani zaten orta vadeli programın hedefi 40-42'lerde yıl sonu hedefi. Ortalama kur 36'larda yani ortalama kuru yıl sonu kuru olarak almış bir HSBC. Yeni revizyonlar gelir mi diye bakmak lazım asıl. Ya da farklı kurumlardan farklı alanlar gelir mi? Çok önemli diyorduk ya seninle Mart ayı. İşte o önemliliği yaşıyoruz an itibariyle. Diyelim hızlıca grafiklerimize geçelim. İlk etapta dolar TL grafiğinde evet o önemli eşiği açtık. %261.8 seviyesini açtık. Yani 31.40'ları 31.50'leri açtık ve an itibariyle 31.85'lerdeyiz. Tabii bu dediğim gibi interbank resmi ve swap faizleri de yükseldi bir miktar bu arada 60'lara geldi. CDS'lerimiz bir miktar yükseldi. Yani sanıyorum bu dediğim tarihler ve seçim netleşene kadar bir miktar piyasa böyle devam edebilir ama sonra normalleşeceğini bekliyorum kendi adım ama seçime kadar bir seviye var önümde 33. Yani serbest piyasada gördüğümüz 33-33.50 üzerine dolar TL aşmamalı resmi olarak. Yani Merkez Bankası muhtemelen buraya bakıyor olacak. Çünkü o serbest piyasadaki kuru da iter yukarı. Benim için kritik eşik seçime kadar 33'lerin aşılmaması sevgili Meryem. Çünkü hızlıca bir üst kanala doğru gitme eğilimi başlayabilir 36-38'lere. O işte bir miktar
bütün dengeleri tekrar sorgulamamız anlamına gelebilir. Şu ana kadar atılan adımların karşılığı dengeli bir kur artışı ve yıl sonunu belli bir dengede bitirmek olduğuna göre her anlamda kurun seçime kadarki süreçte resmi interbank kurunun 33 geçmemesi ve sonra serbest kurunda tekrar makası kapatarak resmi kura yaklaşması takip edeceğimiz kriter. Bu olmuyor. Seviyeler aşılıyorsa konuşmamız gereken şeyler gelmiştir masaya. Onu da zaten yayınlarda artışık olarak seninle beraber konuşuruz diyelim. Borsa İstanbul'a geçelim. Düzeltme bitti mi? Güzel bir soru sordun. Ben de net cevap vereyim. Henüz değil. Onu almak için önemli bazı sinyaller gerekecek. Doğal olarak sevgili Meryem. Bugün çoklu birkaç grafikle bunu anlatmaya çalışacağız. İlk grafiğimiz Borsa İstanbul'un benim büyük resimden baktığım grafik. Yani o 8600 ve 7200 düzeltmesinden oluşan, sen ne diyorduk ya 9400'ü geçmeli. Hoş, bütün piyasa konsensüs içindeydi zaten. Herkes bir şekilde grafiklere farklı noktalardan baksa da aynı seviyelere ulaşabiliyor. 9400 geçilmediği andan itibaren aşağı yönlü geri çekilme çok önemli bir FIBO seviyesine kadar geldi dün. Yani çok önemli bir FIBO seviyesi 8740'ları gösteriyor benim için. İşte tam da oradan döndük dün. Bugün tekrar yukarı basıyoruz ve piyasa 8900-9000'lere doğru bir hareket geliştirdi. Bu tepki çok kıymetli bir kere. Düzeltmenin bitişi adına en azından bir umut var. Evet. 8750 bu grafiğe göre geçilmemeli. Çünkü geçiliyorsa önce bir 8670'ler 50 günlük ortalama var ama oranın altında 8400-8600 o gap dahil eski rekor bölgeyi test etmek isteyebilir piyasa. Trend bitmez ama düzeltme kalıbı derinleşir, zaman uzar. Evet. Onu anlamak adına bu iki gün çok önemli. Fitch sonrası pazartesi gününkü açılış ve kapanış da çok önemli. Sadece bu haftaki kapanış değil, önümüzdeki hafta tüm işlemler Borsa İstanbul adına çok kıymetli. Düzeltmenin bitti değineceği yer 9080. Nokta atışı istiyorsak 9080. Ama o dediğim gibi 8930 bir FIBO seviyesi, 9080 bandını kalıcı olarak geçmemiz bizi 9400'lere götürür diyor bu grafik. 9400 üzerinde düzeltme tamamıyla bitti ve yeni rekorlara gideriz, 10.000'lere doğru hareket başlatırız diyor. Gelelim bir sonraki grafiğe sevgili Meryem. İkinci grafikte biz bu sorunun cevabını aramaya devam edelim. Ben çünkü çoklu grafiklerle özellikle anlatmaya çalışıyorum ki izleyicilere biraz daha rehberliği netleştirmek adına bu biraz daha sade bir grafik. Bu 8150'yi geçemedik ya, 8150'yi tepe kabul ettik. 7200'ü dip kabul ettik. Geldiğimiz nokta önemli, 9400'ler, orayı geçemedik. 9400'den geldiğimiz nokta %161.8 seviyesi diyor ki 8750'ler aynı. Bak, iki farklı periyottan bakışta 8750'nin önemini görüyorsun. Oradan dönüş çabası ve geldik iki tane ortalamayı test ediyoruz. Yani 8 günlük 21 günlük ortalamaların test edildiği bölgedeyiz. 8980'ler, 9000'ler. Oranın üzerine geçebiliyorsak tekrar önemli bir eşik var burada bizim grafiklerde kullandığımız, sevgili Meryem diyor ki grafik bana 9100'leri de geçsin ki 9080 yetmez. 9100'leri de geçsin ki 9400'e doğru bir hareketi netleştirelim. Ve bir seviye daha var 10.000'ler öncesi, 9700'ler, farkında mısın? Yani 10.000'lere gitmeden bir 9700'e de uğrayacak. Orada da bir dirençle karşılaşacak diyor Borsa İstanbul. Ama yeter ki önce şu 9000-9100'ü kabaca geçelim. Geçmedikçe aman dikkat, 8750 altında 8400-8600 hareketi potansiyel hale gelir. Orası da kesinlikle çalışmalıdır. Diyelim, devam edelim. Bir sonraki grafikte devam edelim sevgili Meryem. Bu da bir BIST grafiği. Bu sistemsel bir bakış. Senle hep anlattığımız bakış, bak bu önemli. Dedik ya bak, önceki kalıpları anlattık ya seninle. Bollinger band, ATR bandı açtığı an fiyat yüksele yüksele gidiyor. Bir noktadan sonra tekrar ATR bandının içine döndüğü an, Bollinger banddan uzaklaştığı an borsa düzeltmeye giriyor. Bak, daha önce bir kere bunu yapmış şu hareketi. Şimdilik fake. ATR bandının altına geldik. Tam 10 haftalık ortalamadan döndük. Kaç orası? 8736 sevgili Meryem.
Düşüğü kaç biliyor musun? 8736. Tam 10 haftalık ortalamadan döndük. Yani 8750 var kitabi olarak ama 8736 nokta atışı çalıştı. 10 haftalık ortalamadan dönüş. Şimdi diyor ki bana, bunu daha önce yapmış. Çünkü baktım grafiklerin backtestlerinde bu hareketi yapıp tekrar ATR bandının üzerine kendini atabilmiş. Ama bunu bir haftada yapması lazım sevgili Meryem. Ya bu hafta kapanış, ya önümüzdeki hafta içerisinde geçmesi gereken ara bir seviye çıkıyor önümüze. Bak 9281, 9300'ler. Buranın üzerinde çok yaşa, buranın üzerinde 9400'ü geçebilecek bir Borsa İstanbul bizi 9800'lere kadar, 9700, 9800'lere kadar götürebilecek bir alan. Bu olmuyorsa ama dikkat diyor. Çünkü 8736 kırılacak olursa az önce grafiklerde belirttiğim desteklere konsantre olmak zorunda kalırız diyor. Özetle TL bazlı baktığım zaman bugünkü tepki önemli ve kıymetli ama tepkinin devamı için dediğimiz direnç bölgesini, yani üçlü grafikte netleşen, bak çoklu grafikte bakmanın kıymeti bu. Bir yeri geçti tamam bu iş bitti dememek, fake yememek için çoklu grafikte bakmak finansal okuryazarlıktır. En son yaptığımız webinar yayınında lütfen izlesinler. Orada bazı grafiklerde verdiğimiz seviyelere bir baksınlar tekrar. Bir gönderme yapalım. Teknik analize doğru bakmak, doğru strateji kurgulamak için çok kıymetlidir. Hatta çoklu bakmak önemlidir. Diyor ki bana Borsa İstanbul özetle senin sorunun cevap 8900, 9300. 9250 geçildiği an ve bunun üzerinde kapanışlar geldiği an 9400 sadece ara bir çalışılmış direnç kalır diyor. Düzeltme bitti demek için çok elimiz kuvvetlenir diyor. Yeter ki 8736 kırılmazsın çünkü 8400, 8650 günlükler, 89 günlükler vesaire hepsi oraya doğru yoğunlaşıyor. Çünkü sevgili Meryem, bir de dolar bazlı bakalım ve bitirelim Borsa İstanbul'u. Hani geçemedik bir kez daha. Geldik dolar bazlı grafiklerle. BIST için önemli bir destek seviyesine. O 3.17, 3.05, devamında 3.17, sonra 3.22. Üzerinde yeni bir borsa diyorduk ya senle. Evet. 2018 tepesine. Gidemedik bir kez daha. Seçim öncesi ve seçim sonrası gidebilmek için artık bu desteklerden bir destek bulması lazım. Nedir onlar? Çok önemli bir FIBO seviyesi var. 3.60'lar, 3.70'ler, 2.60'lar, 2.70'ler, özür dilerim. Ağzımız konuştu, kalbim 3.70 istiyor ama 3.70'e gitmek için 3.22 geçmek gerekiyor. 2.60, 2.80 bandı içinde. Bu Borsa İstanbul dolar bazlı konsolide olmalı. Yabancı yatırımcı seçimden sonra hızlı gelirse, Fitch de biraz yardım ederse bu cuma buralarda tutunabiliriz. 2.50'de stop diyor. Stop. 2.80 stop değil. 2.50 stop. Diyelim bankacılık endeksine geçelim. Çok zorladı bankacılık endeksi. Bugün iyi destek veriyor. Bankacılık endeksinde de şöyle bir görüntü var. Son alınan kararlar, biraz mini kafa karışıklığı, bankalara getirilen yeni düzenlemeler, kurun bir miktar yükselişi, bir miktar baskıladı. Mevduat faizlerinin yükselişi, bankacılık endeksini TL bazlı ve dolar bazlı sevgili Meryem baskıladı. Ama bugün tam 89 günlük ortalamalara dokunan, yani 9200'lere kadar inen bankacılık endeksinin tepki verdiğini görüyoruz. Neresi rahatlama yeri? 9800, 10.000'ler. Hatta 10.300'ler. Geçilmeden rahatlama yok. Çünkü bir daha geri dönüp 9200, devamında 8800 geçilecek olursa sevgili Meryem, yani 120 günlük ortalama var. Bankacılık endeksine kırılacak olursa, bankacılık endeksine düzeltme derinleşir, gelir Borsa İstanbul'a ne yapar? Bozar. Çok net. Onun için bankacılık endeksinin bugünkü tepkisi çok kıymetli. Önemli bir geri dönüş sinyali veriyor. Bugünkü geri dönüşüyle 50 günlük ortalamalara kadar bir hareket çok kıymetli ama 9800, 10.300'ü geçecek kuvvete ulaşmalı ki biz rahatlayalım. Dolar bazlıya geldiğimizde de ah be Meryem destek ver, şu geçelim dedik.
Yani sen bir türlü desteği vermiyorsun. İşin latifesi tabii. 3.40, 3.15 geçilmedi ve 3'ün altına geldik. Aman dikkat. Tekrar o banda geri dönmeliyiz ki bankacılık endeksi seçime kadarki süreçte Borsa İstanbul destek. Tamam 3.40'ı geçemiyor olabilir seçime kadar. Geçmez demiyorum ama geçemese bile 3-3.40 bandı içinde kalsın. Bankacılık endeksi ki ben rahat edeyim. Yatırımcı rahat etsin. Çok net söylüyorum. Bu olmadıkça işte TL bazlı aşağı geri çekilme, dolar yükselince bankacılık endeksi ne yapıyor? Aşağı çekiyor. Şimdi şu denebilir. Yabancı yatırımcı için bir alım fırsatı olmaz mı? Hocam. Meryem Hanım. Hocam. Olmaz mı? Olur da. O günkü şartları görmeden yabancı gelir buradan alır diyebilir miyiz? Bu da tartışılır. Onun için henüz bir kopma yok politika noktasında. Bir değişim yok. Piyasada yaşanan bir seçim öncesi belirsizlik süreci netleşince fiyatlamalar daha oturacak ama bugünkü tepkinin devamı da bankacı endeksi önemli. Son olarak da sunayı ile bitirelim. Bugün ve bu yayınımızı olabildiğince satmaya çalıştım ki akıcı olsun, aktif olsun, net olsun, anlaşılır olsun. Ah be sunayı, sağ ol, var ol. Destekler yukarı taşıdın. 15 binlere gidemedin ama 14 bin üzerinde de tutundun. 14 bin tutunmalı zaten sevgili Meryem. Ola ki 14 bin kırılıyorsa endeks baskılanmaya devam eder sinyali gelir ve 13 bin 14 bin bandını stop kabul eder. O bant içinde konsolide olur, problem yok 14'ü kırsalar. Ama ne yapar? Zaman kaybeder. Hem kendi hem endeks. Bankacılık endekse destek vermez. Onun için sınayi endeksinin performansı da çok çok kıymetli. 14 bin kırılmamalı. Bak 21 günlük ortalamaya gelmişiz. Daha aşağıda 13.550 günlük ortalamaya doğru inmemek için ne yapmalıyız? 14 bin üzerinde tutunmalıyız. Henüz bir geri dönüş sinyali yok. Bankacılıkta biraz daha var o. Endekste de bir miktar oluşmaya başladı. Sınayı direniyor. Hadi bankacılık endeksi ver desteğini diyeyim. Bugünkü yayını bu şekilde tamamlamış olalım. Yarın piçten sonraki piyasalar kapandıktan sonra olacak. Piç öncesi kapanış, pazartesi günü açılış ve bir hafta boyunca Fed'e kadar ve bizim Merkez Bankamıza kadar her fiyat hareketini yakından takip edelim. Bugünün mottosuna ne diyelim biliyor musun? Temkinli iyimserlik moduna geçtik. Temkini arttırarak bu süreci takip edelim sevgili Meryem ki geçen hafta ki başlığımızdı bu hatırlıyorsun. Evet, sen modunu önermiştik. İşte gördük. Şimdi temkini arttıralım. Stoplara dikkat edelim. Ama önce sağlığımıza dikkat edelim diyeyim. Bu haftaki yayında bu şekilde tamamlamış olayım. Söz sende. Hocam ağzınıza sağlık. Şahane bir yayın oldu. Özellikle böyle bir güne denk gelmesi benim kendi adıma kafamdaki bütün soru işaretlerini giderdi diyelim. Yarın Fitch var. Fitch'ten sonra biz de hemen haftanın ilk işlem günde pazartesi günü ALB World kanalında yine birlikteyiz. Bunu da hatırlatalım. Henüz abone olmayanlar varsa kanalımıza abone olup bildirimleri açsınlar. Çünkü bir iki hafta içerisinde yeni bir iki seriyle daha başlıyoruz. Kanalda farklı içeriklerde üreteceğiz. Burada sizinle birlikte yaptığımız webinarlar bu çeşitliliğin en önemli noktası hocam. Orada çünkü siz bu yayınlarda da hem temel hem teknik değerlendiriyorsunuz ama orada böyle daha kapsamlı, daha fazla hisse sorularına cevap vermiş oluyorsunuz. O yüzden buralar biraz daha değerlenecek diyelim hocam. Yani örnek vereyim bir ERL'i konuşmuştuk. Gidip baksınlar ne konuştuk, ne oldu. Evet. Yani bir mesela primlenen bir Kocaeli konuşmuştuk. Gidip baksınlar. Yani amacımız hisse vermek değil orada. Sizden gelen sorulara cevap vermek. Sorularınızı yazın. Biz de sevgili Ahmet'le webinarlarda cevabını arayalım. Endeksin ve global piyasanın yönünde Meryem'le arıyoruz zaten. Hocam ağzınıza sağlık. Haftaya pazartesi günü görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.